Afiyet olsun. Sağ ol canım. Aman. Bırak. Sağ ol Firuze. Ne o? Abin kalkmadı mı hala? Uyuyor mu? Yukarıda susanıyor. Tuğçe ders çalışmaya gelecek ya. Hayatım iyi de ben çayımı içip hemen çıkacağım. Yani işe geç kalıyorum. Ona harçlığını verecektim, haftalık harçlığını. Ben alayım baba. Nasıl olsa o da bana verecekti. Nasıl yani, anlamadım. Özel bir durum, öyle anlaştık. İyi mi, özel bir durumsa tamam o zaman. Anlaşmanıza saygı duyuyorum. Al bakalım. Al. Bu senin, bu da Cem'in, tamam mı? Bana bak, sana emanet. Ona göre bir şey olmasın paracıklara, tamam mı? Ay! Ay! Yapıyor. Çok sakar da ondan. Onu benden almasınlar, bize bulaşmasınlar, arayıp sormasınlar, kıskandırıp durmasınlar. Ben ona resmen aşığım. Hem ilk hem sonmuş gibi, en güzeli oymuş gibi, bunca beklemiş gibi. Yani kaçıncı oldu? Maşallah beyefendi, maşallah. Şimdi anlaşılıyor kokularımın neden bu kadar çabuk bitti. Lütfen müsaade eder misiniz? Yanıyor babanız, yanıyor. Pantolon değiştirecek. Baba, gene mi çay döktün ya? Nasıl görünüyorum Betüş? Çok yakışıklı. Tuğçe seni böyle görünce her gün bize ders çalışmaya gelecek. Dur Sadıkçım, hayatım. Abi şunu biraz daha sıkamaz mısın? Burada bu direği kırıldı. Demek oraya kadar geliyor. Ay evet. Firuze Hanım, kapıya bakar mısınız? Bana bak Cem, alırım şimdi seni ayağımın altına. Zaten canım burnumda. Tamam Firuze abla ya, kızma, ben bakarım. Hoş geldin Tuğçe. Merhaba canım. Girebilir miyim? Memnuniyetle. Merhaba Tuğçe. Tokaların ne kadar güzel. Sağ ol Ceren, Cem'in hediyesi. Sus abi. Merak etme abi. Haftalığını babamdan peşin olarak aldım. Susacağım. Ben hemen çıkıyorum hayatım. Seni de bırakırdım ama çok geç kaldım. Aa, sorun değil tatlım, ben kendim giderim. Tamam canım. Tuğçe merhaba, nasılsın? Daha önce tanışmış mıydık? Hayır ama Cem sabah akşam senden o kadar çok bahsediyor ki seni tanıyor gibiyiz artık, değil mi? Ay ne kadar şakacısın Sadıkçığım. Biz bu sabah Cem'le ders çalışmaya geleceğini biliyorduk da onun için öyle söyledi. Tekrar hoş geldin Tuğçe. Seninle uzun uzun konuşmak isterdim Tuğçe ama ne yazık ki işe geç kalıyorum, malum biliyorsun değil mi? Eğer akşama burada olursan bol bol laflarız, anlaşıldı mı? Ha bu arada oğlumu sakın üzme, çok bozulurum ona göre. Hı? Hoşça kalın çocuklar, hoşça kal tatlım. Ne kadar değişik bir ailem var. Ben senin motor. Ya ben. Atatürk'ün hayatını anlatmaya annesi Beydan'ın ve babası Ali Rıza Bey'den başlayalım. Tamam. Yok, sence doğduğu günden mi başlasak? Tamam. Hı? Tamam. Cem? Fark etmez. Sen nasıl istersen. Peki, hadi başlayalım. Tuğçe? Efendim? Bunlar benim sana hediye ettiğim kokulu kalemle silgi, değil mi? Hayır, bunları Ozan hediye etti. Ne kadar kötü kokuyor. Şu Ozan ne kadar zevksiz biri. Onun neresini seviyorsun anlamıyorum. Okulun en zayıf, en popüler ve en uzun boylu çocuğu. Herkes onun peşinde ama o benim. Bu kadar basit. Susmam için haftalığını boşuna bana verdin abi. Tuğçe ondan hoşlandığının farkında. Ama maalesef sen Tuğçe'nin umrunda bile değilsin. Çocuklar, nasıl gidiyor bakalım? Çalışıyoruz Betüş. Özür dilerim, sizi böldüm. İşe gidiyorum da ona haber vereyim dedim. Sorun değil, görüşürüz. Peki. Tuğçe'cim, tanıştığımıza çok memnun oldum. Her zaman bekleriz. Hoşça kalın. Bay bay. Hızlı çalışıp bir an önce bitirelim mi? Ozan'la buluşup tatile gideceğiz de. Çalışalım, çalışalım.
savaşına kadar geldik. Geri kalanını yarın çalışalım mı? Gitme sen Tuğçe, daha çalışsak. Ozan bekliyor, geç kalıyorum. Yarın yine gelirim. Ama hep ders çalıştık. Mola verip konuşamadık, müzik falan dinleyemedik. Çünkü ben buraya sadece ders çalışmak için geldim Cem. Yarın görüşürüz. A-o, a-o. Kes şunun sesini Ceren. Tuğçe gidiyor diye neden sinirini benden çıkartıyorsun ki? Hoşça kal Ceren. Bay bay. Sana gününü göstereceğim, göstereceğim. Hadi oradan lapacı. O benim sihirli ay.